Öbür stüdyoda yayın varsa yani bir nasıl bir şey, nasıl bir işler? Hocam abi, şu anda aynı anda 4 stüdyoda yayın var. Ve aynı anda 4 mikserin başında sesçi arkadaşlar var. Onunla ilgili bir şey olsa gerek. Kişisel değildir yani. Valla öyledir ya. Belki de sizi beklemek istemedi. İlk size takmak istedi hocam. Ben gideyim öbür tarafa. Zaten herkes ilk bana takmak istiyor. Evet hocam. Devre arasındaki değerlendirmemiz aklımıza geldi. Aklıma geldi. Atan galibe dönebilir bu iş demiştiniz. Ya öyle oldu tabii yani. Şimdi ben Bursa'yı fazla seyretmedim. Fenerbahçe'yi biliyoruz ne olduğunu. Fenerbahçe bugün altın buldu. Yani Fenerbahçe için çok önemli maç. Yani şimdi Fenerbahçe 2 maç, 3 maç aldı. İşte bir hareket var. Aykut'un gidişi gelişi medcezir oldu. Şimdi geçen hafta ya Fener mi iyi mücadele etti, rakip mi kötüydü filan kafada hep şey vardı. Şimdi bu hafta Bursa olunca şimdi herkes Bursa'dan Bursa Spor hani şey turnusol kağıdı gibi sokarsan işte kırmızı mı çıkacak, sarı mı çıkacak, beyaz mı çıkacak, mavi mi çıkacak? Fener herkes burada test edecekti. Fener aslında bugün test oldu yani. Aynen. Fener bugün bir testten geçti. Türkiye'nin genelinde. Fener bugün sınıfı geçti. Diyeceksin ki çok mu iyi oynadı, oynamadı. Ama Fener'in ölü toprağı vardı üzerinde yani. Fenerbahçe oynuyordu. Diyorlardı ki 90'da gol yiyoruz. Yeme abi 90'da golü. Evet. Fenerbahçe sen o topu ısır, eve götür, kucağına al. Yat üzerine. 3 top çıkar. Evet. Buradan topu sok. Göğsünden 3 top çıksın. Hakem illet olsun. Hokkabazlık yap. Bitir. Sihirbazlık yap. Bitir maçı. Bitiremiyorlardı. Siz buraya giriyordunuz, gol yiyordunuz. Evet. Sen girmemeye başladın hatta sonra. Yok hep girdim de. Fenerbahçe'de bir sakatlık vardı. Şimdi bu bir şeyler oldu içeride. İçeride bunlar temizlediler yani. Şu anda iyi gidiyorlar ama şu kadroyla biraz işleri zor. Zorlanırlar. Ama şu var, şampiyonluk olayına girdiler. Seyirci de devam ederse Fener stadından zor çıkarsın. 4'te 4 oldu. O şimdi bir gerçek. İyi bir şey. Hani köpeksiz göğde millet değneksiz geziyordu. Şimdi şu var, herkes var şimdi artık torbada. Evet. Şeyde potada diyelim, torbada diyelim, tencerede. Tencereye herkes girdi. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir. Hatta bir Trabzon. Mesela herkes ya olur mu derler futbolda 3 puanlı sistem. Trabzon'da bir 2 maç kıstırsa, 2 deplasman kıstırsa o da gelecek. 22 zaten hocam. Gelir çünkü yani bu iş yarın, şey değil. Yani, yarın Kasımpaşa'da inerse 25 yapıyor. Yani 3 puanlı sistemde 4 maç 5 maç kıstırırsan bir anda yukarı fırlıyorsun. Tabii. Şey gibi böyle tabii, yaya vurur gibi. Onun için güzel de oluyor bence. Olsun. Ha şu var tabii. Devrede ne olur? Devrede oyuncu transferi olur. Ne olur? Bak. Beşiktaş'a sallıyorduk burada. Hani orta saha diyorduk. Bilmem ne diyorduk. Beşiktaş çünkü oyun maç seçiyor diyordu diye. İlk başta ben konuştum maç seçiyor evet diye. Maç seçiyorlar orta saha. Bak Beşiktaş geçen haftaydı. Evvelki haftaydı. Serkan'a dedim ki hani maçın adamı işte herkes futbolcu söyledi. Ben dedim Şenol Güneş maçın adamı. Çünkü oynamayanları hazır tutmak çok önemli. Yani yedek kulübesi şeydir abi. Benim hep mantığım odur. Yedek kulübesi. Bir de marka isimler varsa daha yedek da zordur. Yedek hiç fark etmez abi. Yedek kulübesi. Şimdi Valverde denen adam yedek kulübesinde. 1-0 Valverde'ne girdi doğru. Niye? Ver topu oynasın.